Merhaba, operatör doktor Raşan Genç. Bugün size çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Doğuştan itibaren çocuk hastaları muayene ve tedavisini uyguluyoruz. Çocuklarda özellikle yeni doğan döneminde en sık şikayet dil bağı olarak geliyor. Eğer çocukta herhangi bir beslenme problemi yoksa dil bağı ameliyatını biraz erteleyebiliyoruz. Beslenme sorunu varsa tespit edildiği an lokal anestezi altında dil bağını tedavi edebiliyoruz cerrahi şeklinde. Çocuğum ağzı açık uyuyor ya da sık bademcik enfeksiyonu geçiriyor. Her ay antibiyotik kullanıyoruz. Ya da seslendiğimde beni duymuyor şeklinde işitme ağızda şikayetleriyle olabilmekte. Burun tıkanıklığına en sık neden olan çocuklarda geniz eti olabilmekte. Ya da alerjiye bağlı olarak burun mukozasında ödem, burun etleri dediğimiz konkalarda ödem şeklinde olabilmekte. Geniz etini kamera ya da endoskopik muayene ya da röntgenlerle değerlendirebilmekteyiz. Geniz etinde eğer normalin üstünde bir büyüme varsa, verdiğimiz lokal tedavilerle ya da antibiyotik tedavileriyle, alerji tedavilerine herhangi bir küçülme sağlayamıyorsak ikinci seçenek olarak cerrahi yöntemi deniyoruz. Bunun dışında bademcikte de aynı şekilde eğer her ay antibiyotik kullanıyorsa ve verilen antibiyotiklere rağmen burun tıkanıklığını açmamıza rağmen sık enfeksiyon geçiriyorsa ya da bademcikler çocuğun solunum yolunu tıkayacak şekilde çok ileri derecede büyükse yine ikinci seçenek olarak cerrahi tedavi tercih edebilmekteyiz. Burun tıkanıklığının neden olduğu bir diğer sorun ise orta kulakta sıvı birikimine bağlı işitme azlığı. Bunda da yine alerji tedavileriyle, lokal steroidle tedavilerle önce bir sıvıyı yok etmeye çalışıyoruz. Ama 2 aylık süreçlerde eğer takiplerde orta kulakta sıvıyı yok edememişsek o zaman ikinci seçenek cerrahi. Cerrahide de mikroskop eşliğinde kulak zarına küçük bir delik açarak orta kulaktaki sıvıyı çekerek tüp takıyoruz. Bu tüp ortalama 3 ay ile 1 yıl arasında düşmekte. Ameliyat sonrası kulak koruma yöntemleri uyguluyoruz. 3 aylık aralıklarla çocuğu takip ediyoruz. Biz çocukluk çağında bu tedavileri uygulamadığımızda ne oluyor? Erişkin yaşta çocukta özellikle geniz eti eğer tedavi edilmediği takdirde üst çenede daralma, uzama, alt çenede geride kalma gibi anormal görüntüler oluşabilmekte. Bunun yanı sıra kulağa müdahale edildiği zaman erişkin yaşta kulak zarında çökme gibi tedavi zor olan sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. Çocukluk dönemindeki uygun tedaviler ileriki yaşlardaki sorunları azaltmamıza yardımcı olabilmekte.